Nedir onlar? Yemeğimiz. Ya bırak onları, zehirlidir şimdi onlar. Değiller, mantarlardan anlarım. Mantar toplamayı da odun kullanmak kadar iyi biliyorsun demek. Ya adamın kafasını patlatıyordun. Elim ağırdır biraz. Neden hep sustun? Ben ne konuşacaktım ki adamlarla? Onu demeyeyim. Sana yaptığım her şeye hep susarak cevap verdin. Beni bırakmadın. Bir sürü hata yaptım. Affedilmez hatalar. Ama gitmedin. Neden? Senin için de kolay olmadığını biliyordum. Yani ben bir günde girdim senin hayatına Emri Vaki ile. Ama o gün o çeki elime tutuşturduğun gün, o gün ilk kez gerçekten gitmek istedim. Yeminime rağmen. İstedim ama yapamadım. Yapamadım. Niye diye sorma. Çok güzel oldular, alsana. Zehirli olabilir, sen de yeme bence. Değiller diyorum. Çok güzel olmuş. Yesene. Hiç fena değil.
Ne oldu? Sen haklıymışsın galiba. Zehirliymiş baba. Başım dönüyor. İyi misin? Başım. Reyhan. Hey. Duyuyor musun beni? Kendine gel. Neden bu kadar dalgın ki? Son zamanlarda o da çok yıprandı. Onun da tatile ihtiyacı var. Bu fikir hoşuna gidebilir. Leyla. Gece gezgini yine mesaiydi. Son zamanlarda biraz artmadı mı bu gezmeler? Tatil hepimize iyi gelecek. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Aç gözlerini. Aç gözlerini. Duyuyor musun beni? Yüzünü görmen lazımdı. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yaptığını sanıyorsun? E ama sen bunu hak ettin. Hasta numarası yaptın, benzin yok dedin. Şimdi ben sana numara yaptım. Ya gerçekten bir şey olsaydı? Nasıl bağlandım ben sana böyle? Hangi ara? Ben senden önce onca yıl ne yapmışım ki? Nasıl nefes almışım? Nasıl yaşamışım? Ne oldu? Hiç. Hiçbir şey olmaz. Belki de çok şey olmaz. Bir dünya şey. Ateş olmasın. Kim benzetti seni böyle? Bayağı temiz dövmüşler. Niye bağırıyorsun yine? Beni niye burada tutuyorsunuz? Ne zaman çıkacağım ben? Saldırdığın kadın ifadesini geri alırsa çıkarsın. Saldırmak mı? Ya şu halime bakın, dayak yiyen benim. Taksicinin ifadesi öyle değil ama. Özür dilesem. Şu an uçakta olabilirdin. Gidiyordun. Dünyanın diğer ucuna. Senden çok uzaklara. Gözlerinin içine bakmasaydım. Orada kendimi görmeseydim. Şu an uçaktaydım.
Ben dersimi aldım. Sana söz veriyorum. Bir daha seni incitecek hiçbir şey yapmayacağım. Arabaya gidelim mi? Fenerimiz de var, yolu buluruz. Issız ormanda bu saatte yürümeyelim. Güneşin doğuşunu beklesek. 2-3 saat kaldı zaten. Ne dersin? Hı hı. Olur. Şimdi de sen üşüyeceksin. Ben üşümem. O ses neydi? Korkma. Yabani hayvanlar ateşe yaklaşmazlar. Emir'le evlenecektim. Hayatımın sonuna kadar mutlu olacaktım. Sonra o kız geldi. Emir'i benden aldı. Öylece birdenbire Emir benimdi. Hep benimdi. Çocukluğumuzdan beri benim. O kızdan nefret ediyorum. Reyhan'a söyleyecektim, zor tuttum kendimi. Üzülme, abim arabada seni bekliyor diyecektim. Nereye gitmişler, söylediler mi? Merak ettim, aradım ama ikisinin de telefonu kapalı. Ya aramayın, bırakın. Ortaya çıkarlar, birlikte vakit geçirsinler. Yalnız bu kadar beklemiyordum. Aferin Emre, çok sevindim. İkisiyle de ayrı ayrı konuştum. Evliliğinize sahip çıkın diye çok dil döktüm. Hata yapmamam lazım. Kaybettiğim her şeyi geri almam yakındır. Thank you.
canım. Sen uyumadın mı? Seni izledim. Günler şöyle kalabilir. Hiç şikayet etme. Arabaya mı gitsek? Hala bekliyorum. Adamlar mı? Dönmezler ki. Seni bekliyorum. Hala söylemedin. Evdekiler merak etmiştir beni. Seni gitti zannediyorlar ama... Merak etme, Sunan'ın haberi var. Benimle olduğunu biliyorlar. Gördüğün gibi hiçbir bahanen kalmadı. Ama sen hala ısrarla susmayı seçiyorsun. Artık seni bunun için zorlamayacağım. İstediğiniz uçak biletleri. 3 kişilik. Teşekkür ederim Yonca. Yalnız dediğim gibi aramızda kalsın. Leyla'ya sürpriz olacak. Keşke buraya kadar getirmeseydim. Ben şirkete geliyordum zaten. Aslında sizinle konuşmaya gelmiştim. Hangi konuda? Ben işi bırakıyorum. İşimi bırakıyorsun. Neden? Daha iyi bir iş teklifi aldım. İzmir'de. Ay sonunda ayrılacağım. Bir tuhaflık var sende. Bunu kabul etmiyorum. Kararım kesin. Lütfen anlayış. Bu konuyu daha sonra konuşacağız. O zamana kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Müsaadenizle. Yonca! Yonca! Ne oldu? Neden işi bırakıyorsun? Boş ver. Boş vermiyorum. Kemal canını mı sıktı? Bir şey mi söyledi sana? Artık dayanamıyorum, tamam mı? Ben ona bu kadar aşıkken... başka bir kadının sevmesini kaldıramıyorum, dayanamıyorum. Başka bir kadın derken... dalga mı geçiyorsun benimle? Kemal. Kemal seni seviyor, seni. Sana yaşattıklarımdan sonra seni böyle zorlamak yanlıştı. Hata ettim değil mi? Ama sabrederim. Beklerim bir gün beni sevmeni.
Ne kadar olursa. İsterse bir ömür sürsün. Hayır! 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 Öldürdün lan. Lan yürü, 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 yürü. Kaçalım, yürü. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Duyuyor musun beni? Yalvarırım, aç gözlerini. Allah'ım sevgilim. Aç gözlerini. Uyan ya, yalvarırım, aç gözlerini. Duyuyor musun beni? Hayır olamaz. Yardım edin, kimse yok mu burada? Yardım edin. Yalvarırım, aç gözlerini. Ne istersen söyleyeceğim, aç gözlerini. Allah'ım sevgilim. Aç gözlerini. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. İstediğin her şeyi söyleyeceğim. Yalvarırım, aç gözlerini. Sen gülüyorsun. İyi misin? İyi misin? Bir şey söyle. İyiyim. Adamlar? Kaçtılar. Telefon. Telefon çekmiyor hala. Bak, sen böyle araba kullanamazsın, tamam mı? Bizim ambulans çağırmamız lazım. Yahu dur, dur. Bırak onu. Biraz dinleneyim, toparlanırım. Az önce sen bana ne dedin? Ne dedim? Ambulans çağırmamız lazım dedim. Hayır, onu demiyorum. Aç gözlerini. Söyleyeceğim. Ben çok merak ediyorum. Biraz daha ayılmasaydım söyleyecek miydin? Keşke hiç açmasaydım gözlerimi. Deme öyle. Zaten çok korktum. Anladım. Telaştan ne dediğini bilemedim. Sen beni sevmiyorsun. Hayır, ben öyle bir şey mi söyledim? Şimdi elini alıp kalbimin üzerine koyacağım. Eğer gözlerini kaçırmazsan anlayacağım. O iki kelimeyi gözlerinden okuyacağım. O da beni seviyor diyeceğim. Bu kadarı bana yeter. Şimdilik. Yolumuzun üstünde hastane var mı? Ben ilaçlarımdan bir ölçek aldım. Gerisi de gelirse hiçbir şeyim kalmaz. Ama bak, sen iyi görünmüyorsun. Bakışların bile değişti. Bir doktora görünmen lazım. Bu bakışların önünde sen varsın. Seni korkuttum. Bak dedim ben sana.
iyi değilsin. İnat etme de bir hastaneye gidelim lütfen. Ya Yonca sürprizi söylediyse? Leyla. Biraz gelir misin? Konuşalım. Yoksa bu gidişte söyleyeceklerimi başkasından duyacaksın. Geliyor musun? Masal'a söz vermiştim. Sonra konuşuruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilar. Aa, günün çifte kumruları da geldi. Hoş geldiniz. Herkesin bizi beklediğini bilmiyordum. Bilseydin daha mı erken gelecektin sanki? Hadi gelin, oturun şöyle. Anlatın bakalım neler yaptınız. Sizi böyle gözlerinizin içi gülerken görmek dünyadaki her şeye değer. İyi ki gitmedin oğlum. Müsaadenizle ben üstümü değiştireyim. Tabii kızım. Rahatına bak. Ben de müsaadenizi istiyorum. Sen nereye? Üstümü değiştireceğim izninle. Canım kardeşim. Karımı yalnız bırakmak istemiyorum demiyor da. Aa Suna, uğraşma abinle. Rahat bırak çocuğu. Hadi yavrum sen de rahatına bak. Bugünümüze şükürler olsun. Muhabbetine de doyum olmayan. Anlamadım. Kendi derdini anlatırken bülbül gibi şakıyordun. O kadar kafa ütüledin. İnsan bir sormaz mı sen niye buradasın diye? Evet. Ben buranın adetini bilmiyorum. Kusura bakma. Ya anlatmak istersen dinlerim ama. Benimki zamanlama hatası. Yanlış zamanda, yanlış yerdeydim. Anlarsın ya. Nasıl? Az daha anlatayım. Anlarsın. Herifin karısı bizi otelde bastı. Adamın kafasına fırlattı yüzüğü. Bana da saldırdı. İzin vermedim tabii. Dakika geçmeden polisler geldi. Soluğu burada aldık. Bu parasız zamanda $500 oldum. Yanarım yanarım ona yanarım. Adam karısını mı aldatıyordu? Sen takıla takıla buraya mı takıldın? $500'ımdan oldum diyorum. Cemre Saygın. Serbestsin, çıkabilirsin. Hadi ne iyisin kız? Darısı başıma. Ne oldu? Nasıl oldu? Thank you.
Odamıza tek başına giremez. Bir gün kuşkuya düşecek olursan gözünü kapat ve bu anı hatırla. Kalbimin atışını. Ve sana verdiğim sözü. Sana gözüm gibi bakacağım. Öyle güzel anılar biriktireceğiz ki başın mutluluktan dönecek. Senden tek bir isteğim var. Bize inan. Ne hissettiğini biliyorum. Hiçbir şey için acelem yok. Her şey senin istediğin gibi olacak. Bunun için dünyanın en sabırlı adamı olmaya hazırım. Taksi çağırayım. Bir dakika Cemre. Önce konuşacağız. Eve gitseydik öyle konuşsaydık. Hayır. Eve gidene kadar sabredecek durumum yok. Oturalım şöyle. Dönüştüğünü, ne kadar kontrolden çıktığının farkında mısın sen? Uçaktan iner inmez avukatın aramasıyla neye uğradığımı şaşırdım. İnsanlar duyacak diye endişeleniyorsan eğer. İnsanların duydukları umurumda değil Cemre. Ben kızımın böyle biri olmasına inanamıyorum. Söyle bana, neyi eksik yaptım da sen bu hale geldin? Senin bir hatan yok anne. Ben Reyhan olacak o paçavra yüzünden bu haldeyim. Lütfen bu şekilde konuşma Cemre. Emir'i benden çaldı. Ya düşündükçe deliriyorum, düşündükçe deliriyorum. Ondan nefret ediyorum. Yeter artık Cemre, yeter. Evli bir adamdan bahsediyorsun sen. Emir, Reyhan'la evli. Bunu kafana sok artık. Ve kendine bir çeki düzen ver. Aksi halde sonuçları senin için çok ağır olur. Acıtıyor muyum? Hayır. Neyse ki çok büyük bir yaran yok. Evdekiler anlamayacak. İyi miyim? Ufak bir sızı sadece. Yok. Yüzün bembeyaz oldu senin. Uykusuzluktandır. İyiyim ben. Hayır. Olmaz hadi kalk doktora gidiyoruz. Hayır. İyiyim diyorum. Gerek yok. Biraz uyursam hiçbir şeyim kalmaz.
İtiraz istemiyorum. Eve gelmeden gitmemiz gerekiyordu zaten doktora. Telaşlandın mı sen benim için? Bir kez daha. Sayısını unutacağım ama. Gidiyoruz hadi. Bana bakınca gözlerinde papatyalar açtığını söylemiş miydin? Size gelmiş Hikmet Bey. İftar davetiyesi sanırım. Cavidan nerede? Beklediğinizi söyledim. Geliyor. Gel Cavidan. Beni çağırmışsın. Bir şey mi oldu? Bugün size daha dikkatli baktım. Emir ve Reyhan mutlu. Sunan'ın keyfi yerinde. En önemlisi... sen Reyhan'la aranı düzelttin. Dediğini yaptın. Beni fazlasıyla mutlu ettin. Geç de olsa hatalarımın farkına vardım. Artık o kötü günleri düşünmek bile istemiyorum. Ben de. Neyse, avukatı aradım. Şirket hisselerini alacaksın. Arabanı, kredi kartlarını ve tabii diğer bütün her şeyi. Hikmet, bu söylediklerinin hiç değeri yok benim için artık, biliyor musun? Ailemizin saadeti, huzuru, mutluluğu yerinde ya. Bu yetiyor bana. Buna sevindim. Ama ben yine de sözümü tutacağım. Lakin... gözüm üstünde olacak. Aynı hataları tekrarlarsan bu sefer çok farklı şeyler konuşuruz. Gelmekte iyi yapmışsınız. Daha önce gelmemiz gerekiyordu değil mi? Ben çok söyledim ama dinletemedim ki. Karımı telaşlandırmayın doktor. Zaten yeterince endişelendi. Belli oluyor. Bu tip vakalarda tedbir amaçlı hastaları gözetim altında tutmamız gerekiyor. Endişe etmeyin. Füsun Hanım'dan sonra Emir Bey'in tomografisini alalım. 4 saatte bir ilaç alacaksınız. Ne yani? Bu gece burada mıyız? Misafirimizsiniz evet. Bu gece müşahede altında tutacağız sizi. İlaçların saatinde aksamaması lazım. Ben hatırlatırım. Yani ben de aynı saatte ilaçlarımı alacağım da. Bu arada birkaç saat daha uyumayacaksınız. Dediğim gibi baş dönmesi, bulantı gibi bir durum olursa haber veriyorsunuz. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ ol. Füsun Hanım, sizi tomografiye alayım. Yanıma gel. Sen de yeterince yoruldun. Hastanede kalmayalım diye doktordan bir şey saklamadın değil mi? Ağrın falan yok yani. Yok. Ayrıca şu an beni hiçbir güç yıkamaz. Çünkü sevdiğim... Evdekilere haber vermeyi unuttuk. Çıkarken de görmemişlerdi. Ben Melike ablayı arayayım, bu gecelik idare etsin bizi. Olur. Sana kahve alayım, uykun açılsın. Ben gelene kadar uyuma sakın, tamam mı?
Alo. Melike abla bak bir şey söyleyeceğim ama telaşlanma. Düşünebiliyor musun Cemre? O kızla seyahat planları yapıyor. Masal da yanlarında. Tıpkı bir aile gibiler. Kemal'e bu kadar aşık olduğunu bilmiyordum. Benimki öyle. Uzaktan. Uzaktan. Ama aşıksın. Hatta şimdi arkasından ağlıyorsun kaçtı diye. Peki sen onu kazanmak için ne yaptın Yonca? Susuyorsun. O kız Kemal'i hak ediyor mu sence? Yonca biraz kafayı çalıştır. Sevdiğin adamın... Ki hala şaşkınım. O bakıcı kıza mı kaptıracaksın? Neyse neyse tamam ağlama sakin ol. Kemal'in seni sevmesini istiyorsan bir şeyler yapmalısın. Öyle oturarak, seni sevmesini bekleyerek olmaz.